Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi 120 bin kişiye istihdam sağlıyor. 23 farklı alanda 8 bin firma var. İvedik Organize Sanayi Başkanlığı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ortaklığında kurulan Teknopark Ankara, üretim tecrübesiyle akademik bilgiyi bir araya topluyor. Ortaya başta savunma ve havacılık olmak üzere farklı alanlarda teknoloji üreten küçük şirketler çıkıyor. İşte o şirketler Saha Expo 2021'de bir araya geldi. Şirketlerin standlarını ziyaret ederek farklı teknolojileri sizlere tanıtıyoruz. Giriş anonsunda da söylediğim gibi ufak şirketlerin geliştirdiği teknolojiler büyük önem taşıyor. Çünkü küçük sistemlerde bazen takılabiliyorsunuz. Minicik bir detay projenin geç kalmasına neden olabiliyor. Ankara'da Teknopark'ta bu konuda faaliyet gösteren şirketlerin bir araya geldiği ve güçlerini birleştirdiği bir yapı var. Saha Expo'da da ortak bir stand açılmış durumda. İşte o sistemlerden biri de uçakların üzerine özellikle korozyon önleyici boyaların yapılması için geliştirilen bir teknoloji ve şimdi onu tanıyacağız. Öncelikle sizi ve şirketinizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Furkan Türkoğlu, metalürji malzeme mühendisiyim. Nanografi nanoteknoloji 2011 yılında ODTÜ Teknokent firmasında kuruldu. Biz NG Chemicals, NG Materials, NG Biyoteknoloji departmanlarımız vardır. Biz hali hazırda grafen üreticisiyiz. Yıllık 100 tonluk bir grafen üretim tesisimiz vardır. Kuru film yağlayıcı çalışmalarımız var. Burada da size ürünlerimizi göstermek isterim. Lütfen. Bunlar havada küllenen kuru film yağlayıcı ürünlerimiz. Metalin metale değdiği yerlerde, göreceli harekete maruz kalan alanlarda sürtünme önleyen kuru film kaplamalar olarak geçerler. Ayrıca biz uçakların dış gövdelerinin kaplandığı NIR ayar özelliği gösteren Phantom markamızdaki kaplamalarımız var. Uçaklarda, termal kameralarda kamuflaj özelliği göstermektedir. Biz bu ürünlerde ve diğer ürünlerimizde grafen kullanmak, grafeni katkılamak istedik her zaman. Yerli üretim yapıyoruz. Grafeni kullanma amacımız mukavemeti sağlamak. Grafeni farklı endüstri alanlarında da, çeşitli alanlarda hali hazırda endüstride kullanımını sağlamaktır. Şimdi savunma sanayinde çok fazla grafen çok konuşuyoruz. Evet. Şunu bir izleyicilerimize anlatır mısınız? Grafen nedir? Mukavemeti nedir? Nasıl uyguluyorsunuz? Tabii, grafen nano boyutlu bir malzeme. Çelikten 200 kat daha dayanıklı, yüzey alanı bir halı saha boyutunda olan nano boyutlu bir malzemedir. Termal iletkenliği çok yüksek, elektrik iletkenliği yüksek bir malzemedir. Burada size ürünümüzü de ben göstermek isterim hemen. Bu gördüğünüz siyah renkte olan ürünümüz grafen. Nano boyutlu bir malzeme. Bunlar bağlayıcı özelliği olarak kullanımı devam ediyor. Farklı epoksiyle katkılı yaparak kompozit alanlarında, çeşitli alanlarda, biyoteknoloji alanında, savunma sanayi alanında, her türlü alanlarda kullanımı devam etmektedir. Bizim amacımız bu ürünlerin Türkiye'de ve yurt dışında kullanım alanlarını genişletebilmek. Hali hazırdaki %95'lik yurt dışı ürün satış müşterilerimizi artırıp Türkiye içerisinde de müşteri portföyümüzü artırmayı talep ediyoruz her zaman. Ürünlerimizde Türk savunma sanayi ve bilim ve teknolojide her zaman katkı sağlamayı istiyoruz. Teknopark Ankara'daki insansız hava aracı sistemleri üreten şirketlerden biri de Lapis. Merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Nurhan Birdir. Lapis Havacılık'ta genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Şimdi farklı farklı ürünler görüyoruz burada ve son yıllarda çok fazla öne çıkan, Vitor olarak adlandırılan, işte dikine inip kalkabilen, havada hızlı bir şekilde uçabilen bir insansız hava aracınız burada. Öncelikle bu sistem biraz bilgi alalım ve ne aşamadasınız? Evet. Bizim tüm sistemlerimizin en önemli özelliği tamamen %100 bize ait olmaları. Yani tasarım olarak dışa bağımlı olmadan otopilotu, tüm donanımları, yazılımları, algoritma tasarımları bize ait ürünler geliştiriyoruz ve onları üreterek çıkarıyoruz. Bu sistemde de TÜBİTAK destekli bir proje olarak başlamıştık. Amaç uzun uçuş yapması ve pist gerektirmeden göreve hazır olmasıydı. Vitor sistem, bahsettiğiniz gibi dikine iniş kalkış yapıyor. Hibrit bir sistem, elektrik motorlarıyla kalkışı yapıyor. Daha sonra bir yakıt motoru ile düz uçuşunu devam ettirebiliyor. Böylece 4-5 saat havada kalabiliyor. İHA sistemleri için çok kritik bir özellik, uzun süre görev yapabilmesi, keşif gözetleme amacıyla. Bu sistemde biz prototiplerimizi ürettik. Dikine iniş kalkış testlerimizi tamam. Çok yakın zamanda da kalifiye olacak.
diye umuyoruz. Bu tabii envanterdeki en büyük insansız hava aracı. Yanda ise biraz daha küçük sistemler var. İsterseniz biraz da son durumları nedir? Bunlarla ilgili sizlerden bilgi alalım. Bizim en olgun sistemimiz drone olarak, multi-rotor drone olarak LAP 60 sistemimiz. LAP 60 sistemimiz 6 kilogram ağırlığında 1 saat boyunca havada kalıyor ve 10 kilometre mesafeye kadar gidip gelebiliyor. Bunu broşür, katalog bilgisi olarak söylemiyorum. Gerçekten belli bölgelerde bunların testi yapıldı kullanıcı eşliğinde. Hiçbir link kesintisi, görev kesintisi olmadan uçuş yapabiliyor sistemimiz. Lojistik ihtiyaçları düşünüldü kullanıcı. Çok kolay takıp çıkaracak şekilde konnektörlerimiz, kollarımız, alttaki gimbal sistemimiz, üst taraftaki batarya sistemimiz tamamen kullanıcıya kolaylık sağlamak üzere geliştirildi. Otopilotumuz tabii yine özgün. Çok değişik özellikleri var. Tabii klasik eve dönüş modu ya da yerde full otonom görevin planlanması ve gerçekleştirilmesi tüm İHA sistemlerinde artık klasik. Bunun ekstra olarak örneğin bir handover özelliği var. Bu nedir? Bir saat havada uçuş yaptığı zaman platform bir saatin sonunda bataryası binip bitip aşağı inmesi gerekiyor. Ama bizim görev ihtiyacımız devam ediyorsa eğer ikinci bir platformu kaldırıp görevi direkt devredebiliyoruz. Faydalı yüklerin baktığı yerler dahil olmak üzere görev devri gerçekleşebiliyor. Ya da yer kontrol istasyonundan örneğin 10 kilometre menzile gittiğinden bahsettim. Eğer bir 10 kilometre daha gitmeniz gerekiyorsa orada ikinci bir yer kontrol istasyonuyla menzili iki katına çıkarabiliyorsunuz. Bölgede, uçuş yaptığınız bölgede yasaklı bölgeler ilan edip hiçbir suretle drone'un o bölgelere girmemesini sağlıyorsunuz. Bu acil eve dönüş modunda bile geçerli. Yani o bölgelerin üstünden geçmiyor, etrafından dolaşıp eve dönüyor. Modelin bir de yere bağlantılı olan farklı bir sistemi var. Onun da ilk teslimatını gerçekleştirdiniz. Biraz da o sistem hakkında bilgi verir misiniz? Hangi sistem üzerinden yürüyor? Bu kablolu drone, tethered drone dediğimiz bir sistem. Prototip olarak bir tane teslim ettik. Kullanıcı ihtiyacı doğrultusunda üretilmişti. Kablolunun avantajı bu drone havada saatlerce kalabiliyor. 10 saat kalabiliyor. 120 metre mesafeden keşif gözetleme yapabiliyor. İsterseniz üzerine bir elektrooptik gündüz kamerası takabiliyorsunuz. İsterseniz gece görüş almak üzere bir termal kamera takabiliyorsunuz ve 3-4 kilometre mesafedeki bütün bölgeyi saatlerce izleyebiliyorsunuz. Çünkü batarya ile değil, kablo ile aşağıdan güç ihtiyacını sağlıyor. Bütün verileri de yine kablo aracılığıyla aşağı indiriyor. Bunun bir benzerini de gemiye entegre olarak geliştiriyoruz. Orada Türk Deniz Kuvvetleri ile bir çalışmanız var. Savunma Sanayi Başkanlığı aracılığıyla açıkçası bu ihtiyaç onlar tarafından tarif edildi. Biz teslim ettikten sonra eğer kullanımı ile ilgili memnun kalırlarsa devamı da umarız gelecek. Gemiye entegrede bir drone'umuz olacak keşif gözetleme amacıyla. Daha küçük drone'lar için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz ve şu an bir sipariş var mı? Açıkçası biz ilk geliştirdiğimiz sistemi LAP 60 onun önüne geçtiği için biraz kalifikasyon aşamasında durdurmuştuk. Şimdi yakın zamanda tekrar Trogon ismini verdiğimiz bir drone'umuz var. Onun testlerine devam ediyoruz. Bir demo yaptık kullanıcılarımıza, tüm silahlı kuvvetleri kullanıcıları ve Savunma Sanayi Başkanlığı'na. Bu drone'umuz 1,5 kilogram ağırlığında çok kolay kullanımı, taşınması, yarım saat havada kalıyor. 5 kilometre menzile sahip. Ayrıca bu drone'larımızda gördüğünüz tüm faydalı yükleri, gimbal sistemlerini biz geliştiriyoruz. Onların da tüm arayüz kontrol yazılımları, donanımları, tamamı mekanik tasarımları, işte stabilizasyon sistemleri tamamen bizim tarafımızdan geliştirilip entegre ediliyor sistemlere. Çeşitli mühimmatlar yapılıyor veya çeşitli insansız hava araçları geliştiriyor ama gerçekten sanayimizdeki en büyük problemlerin başında motor geliyor. Motor konusunda da son günlerde özellikle sosyal medyada değişik farklı test çalışmalarıyla birlikte Ankara'da, Teknopark Ankara'da bir şirket var. Şimdi bu şirketin adını ve sizin isminizi öğrenebilir miyiz? Devrezli Makina,
Devrezi Savunma. Benim adım Yavuz Pehlivanoğlu. Firmanın asıl kurucusu benim ama şimdi söz sahibi değilim. Çocuklarım başındalar. Yani siz kurdunuz, çocuklara verdiniz. Onlar evet, daha da yukarı doğru götürecek. Biraz anlatır mısınız bize lütfen? Ben savunma sanayiden Tay'den ayrılma personel, eski personeliyim. Çocuklar da havacılıktan etkilendiler. Okumayacağız, sanayici olacağız dediler. Doğdukları günden demeyeyim de. Hani sanayici çocuğu babasının arkasından ağlar, ben de gideceğim dükkana. Ama bence ana karnında virüsü almışlar onlar bir kere. Biliyoruz işte. Çocuklar baba, biz de babamla gideceğiz dedikleri günden itibaren sanayiden hiç çıkmadılar. İlk defa büyük oğlum bu sene bir tatile gitti. Şimdi üç oğlum var, beraber çalışıyorlar. Savunma sanayine çalışıyorlar. Önemli birkaç kritik parçayı imal ediyorlar. Ne aşamadasınız şu an? Biraz bize motor şu an savunma sanayinde ve medikal işlerden geçimimizi sağlıyoruz. Ama bunun yanında tamamen bütçesi kendimize ait. İşte bu ilk önce şunu yaptık. 100 niftonluk. Bu 4 yıl 5 yıl çalışması sürdü onun. Bu artık tam profesyonel bir ürün. Yani ben buna orta boy bir hava aracına bağladım, platformuna bağlandığında biz sadece motor üreticisiyiz. Yani platform üreticisi değiliz. Bu motor bağlandığında eküsü de bize ait bunun. Yazılımı, tamamı, her şey bize ait bunun. İki tane parçanın dışında, o da Türkiye'de yapılamıyor şu an. Bu 200 Newton'luk 32 beygir gücünde bir motor. Yani bildiğiniz 32 beygir gücünde bir motor. Test süresinde ne kadarlık bir çalışma süresine ulaştınız? Biz bu motorda 30 saat çalışma var. Şu 80 saat çalıştı. Bir sorun yok. 30 saat çalıştı. Bakım görmedi daha henüz. Sadece üzerinden eküsünü söktük, getirdik buraya. Hiçbir sıkıntısı yok. İşte birkaç test ünitesi kurmamız gerekiyor. Onlarla uğraşıyoruz. Bütçe oluşturdukça üzerine yatırım yapıyoruz. Yatırımımızı buna döndürdük. Ne kadarlık bir insansız hava aracı veya bir mühimmatı uçurabilir? Bu, yani şu an savunma sanayinde kullanılan küçük boyutlu uçan, isim vermeyeyim de. Çeşitli hedef uçaklar olsun, hedef uçakları, insansız hava aracı olsun. Uçurur bu. Evet. Yani o boyutta zaten kendisi. Biz savunmada demeyelim de bunu artık şey için, hobicilerin kullanabileceği bir ürün. Şimdi bunun bir avantajı var. Şimdi hobici bu motoru alıyor 20 bin dolara dışarıdan. Getiriyor Türkiye'ye. Uçuruyor belli bir saat. 30 saatten sonra bakıma girmesi lazım. Bunu paketliyor, tekrar gönderiyor. Giderken bir vergi, gelirken bir vergi. Dolayısıyla bu alan gelişemiyor. Oysa bizim motorumuzda böyle değil. Hem dolar vermeyecek, lirayla alacak. Bakımı da lirayla olacak. Getirecek dükkana, yukarıda oturacak misafirhanemizde. O çayını kahvesini içerken motorunu da tamir ettirecek, testlerini de gözünün önünde alacak, gönül rahatlığa gidecek. Yani arabasını bakıma vermiş araba servis. Araba bakımından daha güzel olacak. Öyle bir servis kuruyoruz buna inşallah. Ostum Teknokent'te bize bu konuda çok destek veriyor. Bu konuyu da Teknopark'ta yapacağız. Bunun motorun ilerleme aşamasını artık tüm ulus milletimiz görecek. Biz seviyoruz motoru. Bunun en önemli parçalarından bir tanesi inkonel. Ham madde olarak bir kere dışa bağlı değiliz bunda. Ham maddesini kendimiz direkt tozdan, yani metali 3-4 tane metali karıştırarak, halite yaparak tek parça haline getirebiliyoruz. Burada çözdüğümüz en önemli olay motordan önce inkonel döküm. Biz onu hallettik. Şu an artık Türkiye Cumhuriyeti'nde yerli motor türbinleriyle alakalı 2500-3000 dereceye dayanacak, demeyelim de 2000 dereceye dayanacak güçte metali hem dökebiliyoruz hem şekillendirebiliyoruz. Peki testler tamamlandıktan sonra, bütün aşamalardan sonra ne zaman ilk ürün çıkar? Biz önümüzdeki sene içerisinde ilk yarısında inşallah mutlaka bizim motorumuz çıkacak. Seri halde 100 Newton'luk, 200 Newton'luk motorlarımızı çıkarmaya başlayacağız. Sizlere hadi, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hem savunma sanayi ve tabii ki önemli olan hobiciler açısından da. Çünkü model uçakçılar da neredeyse bir uçağın maliyeti belki de on binler dolarlar, motorlar önemli parçası. Bu açıdan da önemli bir yetenek Türkiye'ye kazandırmış olacak. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.